Evet sevgili seyirciler, dün Ilgaz'ın Saraycık köyünde yangın meydana gelmişti. Yangında çevre ilçelerden itfaiye ekipleri destek vermek için geldi. Bu yangına Çankırı Belediyesi'nden itfaiye gelmedi. Acaba neden gelmedi? Şu anda telefon hattımızın diğer ucunda Ilgaz Garaj Amiri Abdülkadir Bey var. Abdülkadir Bey, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ilgaz Belediye personeli, Garaj Amir Abdülkadir Şanefer. Dünkü yangın hakkında çevre ilçelerden itfaiye ekipleri geldi ama Çankırı Belediyesi'nden gelmedi. Evet efendim. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi biz ihbar aldık. Yangın ihbarı aldık 10.30'da. Yangın ihbarında köylü vatandaşımızın şöyle söylediği: evler alıştı, 3-4 ev yanıyor. İçinde de sakat bir insanın, yaşlı bir insanın yandığını söylediler. Biz burada ihbar alır almaz 3 tane itfaiyemizi çıkarttık. 3 tane itfaiyemizle 6 tane personel, şoförlerle 9 personel çıkarttık. Peşinden taksi bize 5 tane personel bindirdik, tekrar çıkarttık evde insan olduğu için. Evet. Bu köyde yangın vanasının olmadığını bildiğimiz için, daha önceki senelerde de yangın çıktığı için itfaiyelerin buraya gelip su doldurması gerekiyor. Merkeze Daha kaç fazla kilometre ev, uzaktaydı? köy uzak. Yangın vanası da yok köyde. Tekrar geliyor, Ilgaz'dan doldurduğu için Çankırı'yı aradım. Çankırı'da itfaiyeci bir arkadaş çıktı, personel. Müdürümüzü bağlayın. Müdürümle görüştüm. Müdür Bey'in söylediği talimat var. İtfaiye çıkaramıyoruz. İtfaiye çıkaramıyoruz. Öztürk Başkan'ın, İsmail Hakkı Esen Başkan'ı arayıp itfaiye istemesini söyledi. Ben de dedim, böyle böyle yangın var. 4 tane ev alışmış. İçinde sakat bir insan var. Bu yangına talimat olmaz. Yangın talimatı itfaiye mümkünse dedi, başkanın araması gerekiyor dedi. Kapattım. Ondan sonra tekrar Korgun, At Karacalar, Kurşun itfaiyesini aradım. Tosya itfaiyesini aradım. Arkadaşlar sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden, İkişer personelle geldi. Köy hizmet, özel idareyi aradım, Hasan Kale Bey'i. O da hemen tankerini gönderdi. Kastamonu itfaiyesi döndü bize, duymuş. Böyle böyle yangınınız büyükse dedi, bizim 2 tane arabamız yangında, bir tane arabamız kazada ama bir tanesini çekerim dedi. Ben de dedim çok iyi olur dedim. Böyle böyle büyük bir kalabalık bir köy, iç içe evler, çok büyük evler yanmadan eğer ki müdahale edersek söndürebiliriz dedim. Allah razı olsun, Kastamonu da gönderdi. Allah'ın izniyle fazla eve yayılmadan su yangına müdahale ettik. Tekrar köy hizmetleri katosunu gönderdi. Yanan evleri tekrar yıktık. Sulama işlemleri, soğutma işlemlerini yaparak yangını söndürdük. Evet, yani bu yangında Çankırı Belediyesi'nden hiçbir şekilde destek gelmedi yani. Hiçbir şekilde bir desteğin gelmedi. Zaten böyle böyle deyince, başkan arayın deyince biz bir daha da dönmedik oraya. Hepsi vardı. Gelen arabaların resimleri de var, videoları da var. Çankırı Belediyesi hariç yakın ilçelerin hepsi geldi. Tosya ilçemizde, Kastamonu ilimizde onlar da yardım etti, Allah razı olsun. Yani o amire verdiği talimat haberim olmadan araç çıkarılmasın dedi, değil mi yani? Tabii bizden, benim haberim olmadan araç çıkmasın dışarı demiş. Amir Bey'e daha önceden verdi demek ki bu talimatı. Öztürk Başkan, Mehmet Öztürk Başkan'ın İsmail Hakkı Esen Başkan'ı aramasını istedi. Ben de dedim ki yangın için ben başkanım, şimdi nerede bilmiyorum ki dedim. Yani pazar günü bir de biliyorsunuz. Evet. Ben dedim bulurum dedim, sağ olun, kapattım. Evet. Bütün ilçeleri çağırdık, onlar da geldi, Allah razı olsun, söndürdük. Bir tane de vatandaşımız yandı. Allah rahmet eylesin, ona da çok üzüldük. Bir tane de eşek yanmış. Onları kurtaramadık yalnız. Biraz uzak olduğu için köy geç müdahale. Yani hemen arabalarımızın yarım saat sürüyor oraya gitmesi. Evet. Allah kimsenin başına söylüyor. Ha, bu işler karşılıklı. Yarın Çankırı'dan çıkacak. Ha, biz başkanımızı arayıp izin alma şeyi yok. Talimat falan vermedi bize. Yarın bir gün Çankırı Belediyesi, Allah kimsenin başına vermesin, veya ilçe belediyelerimiz yangın var dediği zaman biz buradan hemen hiç beklemeden kontağa basıp çıkıyoruz. Evet, Bu yani daha önce de böyleydi, şimdi de böyle. evet, var mı eklemek istediğiniz? Yani yangınlarda diyorum ki duyarlı olalım. Bu bizim de başımıza gelir, öbür arkadaşların da başına gelir. Kimsenin gelmesin. İsteğimiz bu. En büyük afet. Evet. Ama yani bir itfaiye için falan talimat verilmez. Belediyeden yani itfaiye yangın vardı dediği zaman biz orman, mesela orman yangın oluyor.
Ormanın kendi itfaiyesi oluyor. Biz hemen arabalarımızı çıkarıyoruz, takviye yapsın. Evet. Her yere gönderiyoruz. Teşekkür ederiz Abdülkadir Bey.